Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yeni girdi sisteminden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi ayarlar ekranına yeni bir kutucuk geldi. Ayarlar ekranındayım şu anda. En aşağıda beta özellikleri seçmenin altında yeni girdi sistemi beta diye yeni bir seçenek var. Onu aktifleştirdiğinizde arkadaşlar sizin el becerisi ve siper ayarlarınız biraz daha hafifleştiriliyor. Böyle biraz daha esnek hale geliyorlar. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Gerçi videoda göstermek ve anlatmak biraz zor. Bunu kendinizin etkinleştirip kendinizin test etmesi gerekiyor. Parmağınızla el geriye çekildiğiniz zaman aradaki zaman farkını göreceksiniz. Yani böyle çok hafif bir fark var. Bu ya ben geriye kaçmıştım ama siper yaptı şikayetlerinin sona ermesine sağlayacak yanlış bilmiyorsam. Çünkü el becerisi normalden çok daha hızlı yapılıyor bu özelliği açtığınızda. Ama ben ne olur ne olmaz kullanmıyorum. Çünkü uzun bir süredir alıştığımız el becerisi sistemi yerine yani daha farklı. Yani daha hızlı bir sistem geliyor bununla birlikte. Daha hızlı bir sisteme geçiyor. Bu bazı yerlerde size sıkıntı çıkartabilir. O yüzden ittifak savaşlarında falan asla kullanmıyorum yeni girdi sistemini. Siz de yeni girdi sistemindeki el becerisi ve siper yeteneklerinizi test edin. Böyle daha rahat veya böyle daha rahatsızım ben eskiyi kullanacağım diyebilirsiniz. Ben aslında bence yeni girdi sistemi daha rahat. El becerisini çok daha rahat yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi bazı yerlerde sıkıntı olabilir. O yüzden yani şikayetler de aldım çoğu yerden. Ne olur ne olmaz ben aktifleştirmiyorum. Ama baktınız ki siz daha rahat ediyorsunuz, aktifleştirebilirsiniz. Şimdi dış çekimden gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi yeni girdi sistemi beta aktif değil. İkisinin arasındaki farkı göstermenin en iyi yolu dış çekimden göstermektir. Çünkü oyunun içinden göstermek mümkün değil. El becerisinin parmak hareketlerinin gösterilmesi lazım aradaki farkı gösterebilmek için. Şimdi şöyle şampiyonlara geleyim. Rastgele bir şampiyonla duello yapayım. El becerisi normal olan bir şampiyon seçeceğim. Yani el becerisi normal olan dediğim geriye kaçışı normal yapan biri. Heh, mesela Magneto. Aldım şöyle. Şimdi aktif değilken ki el becerisi zamanlamasına ve hareketlerine bakın. Aynı şey siper için de geçerli. Mesela görüyorsunuz. Geriye kaçıyorum. Parmak hareketimden biraz daha geç kaçıyor. Parmağımı geri çektikten sonra onun zamanına iyi bakın. Bakın mesela geri çekemedim bu kez. Bazen çekemiyorsunuz. Hani geri çekil diyorum siper yapıyor gibi muhabbetler çok oluyor mesela bu yüzden. Şöyle siper yapalım. Siper zamanlayıcısını görüyorsunuz. Gelsin şimdi. Hop. Bakın el becerisi yapamadım bu kez. Parmağımı geri atışıma göre aradaki farkı anlayacaksınızdır. Evet. Aktif değilken böyle. Bakın yapamadım. Bazen el becerisi yapamıyorum. Gerçi tek elle oynayıp tek elle de videoyu çektiğim için de olabilir bu. Evet, bu kadar yeterli. El becerisi. Zamanlama bu şekilde. Şimdi yeni girdi sistemini aktifleştirerek duello yapacağız. Böylece aradaki farkı göreceksiniz. Yani inşallah görmesi birazcık sıkıntı olabilir. Sonuçta oynamanız lazım. Aradaki farkı daha iyi anlamanız için videodan ziyade. Evet, şimdi aktifleştirdik yeni girdi sistemini gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar şampiyonlarıma gideyim. Yine Shang-Chi Magneto duellosu yapacağım. Evet, şimdi daha iyi bakın parmak hareketime ve el becerisi yani geriye nasıl çekildiğine iyi bakın rakibin parmak hareketlerime göre. Evet. Dediğim gibi videodan çok anlaşılmaz. Ama ben hissediyorum çok daha erken kaçıyor. Çok daha hafif yani el becerisi. Öncekine göre. Daha hafif algılıyor. Ve bakın her seferinde el becerisi yapabiliyorum. Arada blok yani siperime gelirdi. Tabii biraz daha karışık bir sistem dediğim gibi. Ama bir kere bloğuma denk gelmedi gördüğünüz gibi. Çok daha hafif. Bu arada ilk başta bunu kullanmaya başladığınızda çeşitli durumlarda alışma sıkıntısı yaşayabilirsiniz. O yüzden ittifak savaşlarında şu anda kullanmamanızı öneririm. Ben kullanmıyorum mesela ittifak savaşlarında. Hala eski sistemi kullanıyorum. Çünkü eski sisteme alışığım. Bunda el becerisi biraz daha hafif dediğim gibi. Daha hızlı kaçıyor gibi geldi bana. Siperde pek bir fark göremedim. Siperi gene rahatça yapıyorum. El becerisi çok fark ediyor bunda.
Telefon da ısındı biraz. Oyun takılıyor şu anda. Devam edelim. Evet, telefon ısındı şimdi biraz. Evet, ama el becerisini çok daha rahat yapıyorsunuz bununla. Ama dediğim gibi biraz alışılması lazım. Yeni girdi sistemi bu şekilde arkadaşlar. Dış çekimden olabildiğince göstermeye çalıştım. Ama videonun başında da söylediğim gibi videodan çok anlaşılmaz. Sizin kendinizin test etmesi lazım. Kendi parmağınızla geri çekilip kendi siperinizi yapmanız lazım. Aradaki farkı ancak öyle ayarlayabilirsiniz. Videoda en fazla bu kadar gösterebilirim. Onun dışında bu yeni girdi sistemini çok vakit kaybetmeden test edin. Nasıl rahat ediyorsanız öyle kullanın. Evet, bu videomuz sonuna geldik. Yeni girdi sistemiyle ilgili anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.